bahsdan gapirsiz odamlar gohida charchab qoladi. Ilmni egalardan o'rganish kerak. Bemazhablikni ta'rifi to'g'risida. Ibrohim Nahoiy desa o'sha vaqtda hamma qo'lim ko'tarilgan o'zi achimcha. Mazhablarning ahamiyatini naqadar his qilish kerak. Bu tarixda insoniyat tarixida hech qayerda bo'lmagan. Ibaraka topib gapni oxirigacha gapir. Lekin men ijtihodim, bilimim buni harom deydi. Sen Ash'ariy Maturidiyni o'qiyapsan hayotingda. Naql keldi, aql keldi. Naql keldi, bo'ldi, avvalo. Kelinglar, shu qon chiqsa, qon ketadigan qilib qo'yaylik. Bitta hadisni oladi, bo'ldi, amal qilib ketsa bo'lmaydi bu hadisga. Tizimini yaratgan odam mazhab boshqa. Bo'ldi, endi qashqiroat qilib ketaveramiz, bo'ldi, din saqlandi. Din esa qanoat ustiga quriladi. Qanoatlanmasa inson dinga amal qilmaydi. Qur'on hadis asos masalalarini hal qilib bergan. Banda aralashmaydi unga. Tamom masala u yopilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz turkum ko'rsatuvlar, ya'ni uyushtirish maqsadimiz bor edi. Shu maqsadimizda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xalqimiz e'tirof va e'tibor bilan hurmat qilib gaplarini qabul qilayotgan e'tiborli ulamolarimizni suhbatlarini, dolzarb mavzulardagi fikrlari va xalqimizga gapirishlari, aytishlari kerak bo'lgan gaplar mavzularida inshaalloh bu suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni Hasanxon qori Abdulmajid hafizahulloh. Bu kishi Toshkent shahrida joylashgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh nomlaridagi majmua masjidning noyib imomi bo'ladilar. Bizni bu suhbatimizga rozi bo'lganingiz uchun tashakkur. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling, yo'q. Xo'p, endi birinchi bu suhbatimizni boshlashdan oldin islom dinini bizgacha yetib kelish sabablari va bunda ulamolarning xizmatlari va bugungi xalqimiz islom dinining bugungacha himoya bo'lib kelishligida asosiy unsur bo'lgan mazhablar. Xoh u hadis yo'nalishida, xoh fiqh, xoh aqida masalasida bo'lsin, mazhablarning ahamiyatini naqadar his qilish kerak? Ularga qanday muomalada, qanday munosabatda bo'lish kerak? Mazhablar haqiqatda shu qadar jiddiy talab qilinadimi? Yoki mazhablarsiz ham dinni tushunib davom etib ketishimiz mumkinmi? Shu to'g'rida bir xulosalaringizni o'rtoqlashsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دين قرداشلر أولا من شندي بالخير لي إش باشلن جنبلن محترم تشبسكار أزلر مزنا أولار دملمز باشلن jamoani bu xayrli ishlari bilan muborakbod etaman va Alloh subhanahu va taolodan iltijo qilib so'raymizki, bu ko'rsatuvni, bu uyushtirilayotgan tadbirni Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'ladigan tarzda faqat va faqat yaxshilik, el-yurt uchun manfaat, dinimiz muhofazasi uchun xizmat bo'lishini o'zi muvaffaq aylasin. Bugungi suhbatimiz men umid qilaman samimiy kechadi inshaalloh, chunki samimiyat bu musulmonlikning shartlaridan hisoblanadi. Rasul akram alayhissalotu vassalom Ubodat ibn Somit va boshqa sahobalardan ham rivoyat qilingan hadisning mazmunida keladi. Biz Rasul akram alayhissalotu vassalomga nasih, har bir musulmonga nasih bo'lishga bay'at qildik degan. Nasih deganda bizda ko'pincha nasihatchi yoki mana din nasihatdir deganda ham pand nasihat o'g'i tushunib qolinadi. Aslida u ikkinchi keyingi ma'no. Avvalo Allohga, rasuliga nasihat deb keladi Qur'onda ham, hadislarda ham. Keyin ishboshilarga nasihat. Keyin musulmonlarga nasihat. Nasihat nima degani desa, samimiyat va xayrxohlik o'zi asli. Allohga nasihat qilib bo'lmaydi-ku. Rasulga nasihat qilib bo'lmaydi. Buni idza nasahu lillahi va rasuli. Alloh va rasuliga samimiy xayrxohlikda bo'lsalar, xolis bo'lish. Va mana shunga musulmon, har bir musulmonga nasih bo'lishga
sahabalar bayat qilishgan. Bu juda katta nukta. Samim, samimiyat sözü bizde samimul qalbdan olingan arabchadan. Samimul qalb deb qalbning eng tubidagi narsani aytiladi. Ya'ni qalbning eng tubini aytadi. Qalbning eng tubidagi borligingiz bilan namoyon bo'lishingiz. Ana o'sha borliq bilan musulmon bilan munosabatda bo'lishingiz mana shu nasihli bo'ladi. Odatda o'g'it, pand nasihat aynan mana shu tuyg'u ustiga qurilgani uchun mana shu asosda bo'lgani uchun u nasihat deb ataladi. Ya'niki o'shun o'g'itlar nasihatni bitta tarmoq desak ham bo'ladi. Hozirgi ko'tarilgan mavzu nihoyatda muhim mavzu deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda odamlarning tushunchalari, ilmiy tushunchalari aynan mana shu dinimiz ta'limotlari mazhab haqida juda ham chalkashib ketdi. Odamlar bilmayapti. Birov aytayapti, mazhab o'zi nima degani, nima keragi bor deyapti. Yana birov aytayapti, falon mazhab adashgan deyapti. Yana bittasi aytayapti, haq mana shu deyapti. Odamlarimiz gangib qoldi. Oddiy odamlar nima qilishni bilmay qolyapti. Aslida bu narsalarni ilmiy ravishda, tartibli ravishda o'rganilsa, hamma muammo hal bo'ladi. Hammasi bizning o'rganmaganligimizdan, yaxshi buni tartibli ravishda ta'limini yo'lga qo'ymaganimizdan bo'lyapti deb o'ylayman. Albatta, ismi uch bo'lib qo'yildi. Orada kameraya ham qarab. Kameraya ham qaraydi. Yaxshi ana. Qutularda. Keyin yaxshi maq. Yana bitta ana qilsam mayli. Maslahat bersam. Bu siz o'zingiz efiringizda skiant, men bitta gapirganingizda kerak, o'sha oddiyroq bo'lsin. O'shinga o'tib ketamiz hozir. Ha, ana trizerga o'xshab qolasiz. O'shinga o'tamiz, boshlanishda. Ha, qizib olasizlar. O'zingiz shu yaxshi. Qizishganimizdan keyin to'xtata olmay qolasiz. Kegan yo'lga ketmas. Mazhab o'zi nima degani? Odamlar hozir mana bittasi yozyapti. Qanaqasiga bular aytayapti, Ash'ariy ham, Maturidiy ham haq deyapti. Ikkita mazhab bo'lsa, haq ikkita o'mid bitta bo'ladi deyapti. Aqidada. Bu mazhab degan narsani tushunmaganidan bu. U mazhab desa o'ylaydiki, tamam boshqa narsa deb o'ylayapti. Mazhab ikkalasi ham haq bo'lishi mumkin. Masalan, to'rtta mazhab haq deymiz-ku biz. Fiqhda to'rtta mazhab haq bo'lyapti. Nega aqidada ikkita mazhab haq bo'lishi mumkin emas? Yana ba'zi bir haligi zohiriy odamlarni tushunchalar bor. O'zi bunaqa odamlar shu lafzda so'z yuzi yuzini ushlab olib, o'shundan tortib janjal ko'tarib boshda ortib o'radi. O'zicha tushunmaydi. O'zicha tushunadi. Ikkinchi gapingizni qo'shmaydi. Masalan, Ash'ariy Maturidiy aqida mazhabi maktablari, ming yillik maktablar, pishgan maktablar. Bular desiz, ash to'g'rilikka kifoyami? Shumi? Shu ming yil bo'lsa to'g'ri bo'ladimi? Mana shiyalar ming yil va hokazo deb boshlaydi. Baraka topkur, shiyalar aslida siyosiy oqim bo'lgan, keyin u aqida mazhabiga aylanishi keyin bo'lgan, lekin undan ham ilgariga aqidaviy mazhablar bor, iboziylarga o'xshash. Xavorijlardan chiqqan, to'g'rimi? O'sha iboziylar hozir ham bor. Xo'p, biz iboziylarni mana shu ming yillik shuning uchun 1300 yil o'tdi mana. Shuning uchun bu haq deganimiz yo'q. Baraka topkir, gapning ikkinchi tomonini ham qara. Nariyoda salaf ulamolarining yo'lini tutganini bu Ash'ariy Maturidiylar, ularning asoslari hammasi dalil, oyat hadisga dalillangan va hokazo degan gaplarimiz turibdi. U gaplarni ko'rmaydi. O'zchasiga bitta joydan olib, gapingizni bir joyini kesib shundan janjal ko'taradi. Bular oyat hadisga ham xuddi shunaqa munosabatda bo'ladi. Biz oddiy bitta ojiz bandalarning gapini ikkitasini qo'sha olmagandan keyin, ikkita gapingizni qo'shib tushuna olmagandan keyin qanaqa qilib Allohning kalomini, mo'jiz kalomini hammasini bir ipga tizib tushuna olaydi? Qanaqasiga Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning javomiul kalim bo'lgan zotning so'zlari ana shunday ya'ni misli ko'rilmagan darajada inson so'zini eng yuqori balog'atli, fasohatli so'zlarini qanaqa qilib ular bitta tizimga olib kelib tushuna olmaydi. Oddiy yarim soat gapirsangiz, bitta gapingizni ushlab olib, ikkinchisini
özünü koşarmaydı. Koşarmaydı. Kulasa kalamaydı. Özün için bu zahiriyelik illeti bu. Zahiriyelik illetini nasıl gap giyende gapırıp getirmiş. Ben köp ulamalardan bunu soradım ben, tasdiklaştıyam. Zahiriyelik illeti zahiriyelik illeti cüda yaman illeti. Zahiriyelik illeti insanı sathi koyadı. Ve adette çukur tefekkürge ege bulmagan adamlarının hısleti buladı. Bugünkü günde bana şu zahiri yönelişteki adamlarının fikirlerinin tarkalışının bitti asasi sebebi deydi ulamalar. Hazır amma Müslümanlarda dini talim tertipli lavişte yolu koyulmagan adam bu deydi. Ammaga zahir gap oson, sathiyle. Oddiy adam, ilm o'qmagan adam onu oson tushunadi. Darrov qabul qiladi. Lekin ulamolarni chuqur tafakkur bilan, fiqh bilan aytgan gapini uni anglamaydi. Unga ozgina salohiyat, ozgina ilm kerak va Allohning marhamati kerak. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Ya'ni Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, u dinni chuqur anglaydigan qilib qo'yadi. O'sha hadisni aytilishiga sababchi bo'lgan Zulhuvayl esa Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga adolat qilmading degan. Zohirda Rasululloh adolat qilmagan. Zohir ko'rinishdan. Ko'rinishda haqiqatda ular boshqalarga ko'p berib, ularga oz bergan. Jangiyonlarga kam yoki yo'q, u ularga zodiyonlarga ko'proq berilgan. Zohirni olib qaraganda adolatsizlikka o'xshaydi. Lekin Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytganlarki, baraka topdim. Allah dinini, yer ahlini, menga dinini topshirib, ishonib topshiradi desizlar, shu dunyo narsasini menga ishonmaysizlar deganlar. Lekin o'sha e'tiroz bildirayotgan odam payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning ishlaridagi hikmat, uni fiqhini bilmagani. Va Alloh ana o'sha fiqhini bilmaganligi Allohning unga, demak, yaxshilikni iroda qilmaganini belgisi bo'ladi. Hozirgi kunda mana shu zohiriy tushunchadagi fikrlar gaplarının tarqalışı, adamlarının kabul kılıcının en asasi amilden, amili desek hem buladı, en asasi amili, ammada sathilik buladı, ilim okumagen tertibini bilmeydi. Sathi derslerini kabul kılışken, demek onlar da imkaniyatı şunge çekilen geniden, bana şunu diye buladı. Şimdi haligende ilmi, çukur tefekkür, haligi naslarını, Kur'an ayet hadislerini, malalarını birbirine cemleyip bunu bir bütün şekilde düşünür. Bu elbette fikrini talep kıladı, çukur tefekkürünü talep kıladı. Çünkü bu için ilmi bahsinden yapırsanız adamlar gâhıda çerçep kıladı. Mesela siz bazı bir sohbetler izmeyin, güzel tutun ama çukur ilmi yapırsanız da o ama adamlar bunu hazım kılamaya kalışır. Bu tabi halat, bunu biz malamat kılmayız. Ama muhim bir ilişki dedik ki insan aklı yetken cahaya de yapırış gerek. Aklı yetmeyen, özü mütehassıp olmayan cahaya tek duruş gerek. Mesela bunlarsa adamların gen giderdi. Mesela ne diyelim ben dasturçilik boyunca az mı az kompüterde özüm gerçi işleştirdi bilemem. Lekin ben mütehassliği davası bilen kompüterden adamlarla onları ezip görüyorum, halkın okyanını ezip görüyorsun, anaksiyem anaksiyem deyip ben. Bir de işte tılınçım o gelme. Netice ne oluyor? Adamlarını kıyınıyor. Adamlarını ahmak kılıyor. Benim haddimi bilip, benim mütehassım nasıl? Benim mütehassım ki bana o iş. Deyip oturuşum ki deyip, biz ayet maaşı bakan yap şunu. Tına o günü, benim öşe ilim hakkında sohbet kılıp yapır yanımda. Ayettim, hem özün işini kısın, bereket var. Ulu alimlerin işe arzlaşmayılar desem, bir muhterem kişilerimizden birilerden sual geldi. Şu vakti ben cevap veremedim. Şu sohbet esnasında cevap bir gün geldi. Çünkü o kişi sual başka yerlerde yani tuğuluşu mümkün ve o kişiye hem yetik olsa acemlesin. Mahsus taifeye dair alahide ilim, ammaya alahide ilim var mı diye sual geldi. Yok, bunun ilim yok. Din ilmi hemen açık. Lekin gapirish kekiyende, örgengenlerken gapirilir. Örgenip, tertip bilen ustazın huzurunda örgenip, yeterli dereceye yetip, kekin yapırlar. Lekin,
Bu degani mesela malum bir zodagan toifa bor. Şular yine dinde degi mana bu aqid ilmini şular gapiradi degan qoida yo'q. O'rgansin, o'qisin. O'rgansin, o'qisin, marhamat. Gapiraveradi. Faqat o'rganib keyin gapirish kerak. Va tartibli ravishda o'rganish kerak. Va egasidan o'rganish kerak. Masalan, mana shu hozir mazhab haqida gapirganimizda men yana gapirib o'taman. Mazhabni inkor qiladiganlar juda safsata bular. Bularda 100 yil o'qisa ham odam bo'lmaydi. Chunki manhaj o'zi buzuq. U bilan odam ilmni kamolot topolmaydi. Ilmni egalardan o'rganish kerak. İslam ilimlerinin mütehassıtları, mezhep imamları, onlara ergeçmeyen ulamalar unutmayan şu vakitçe, hani onlardan örgense şunda insan tefekkürü doğru şekillenir. Mezhep hakkında gapir maşrubu yanımızda bu diye başa hesaplanır diye, şimdi asasî mavzuluğa ötsek. Mezhep özü ne demek yani? İnşallah benim mescidik sohbette mezhep hakkında hem gapir maşrubundan, onda hem müyesser bölgen Allah'a ilham koyan gapirlerini gapirlerimiz, lakin hazırlı sohbetimiz gerişe, siz aytgan dorzal mavzu bo'lgani uchun va bu yerda hali cheklanmagan bemalolroq gapirish imkoniyatimiz bo'lgani uchun bu mavzu haqida hozir qisqacha to'xtalmoqchimiz. Mazhab nima degani? Mazhab bu ko'p ahli ilmlarimiz ta'riflagan, olim ulamolar ta'riflagan bu Qur'on va sunnatga munosabat yo'nalishini tanlash hisoblanadi. Kur'an ve sünnet bilen muamele kılış yösünü diken. Usulü. Usulü. Yani şu kaydaları usul buladı. Mezhep, Kur'an ve sünnetke tertipli revişte, tertipli revişte muamele kılış usulü diken. Mezhepsiz yaşasa buladı mı dese, mezhepsiz Kur'an ve sünnette özgü amel kısa bu muydu mı dese, bu muydu. Çünkü ulamalar ayırtadı, Kur'an ve sünnet hiç kimge mezhep bu muydu. Niye? Kur'an sünnette açık aytilgan, bayan kılıngan, dalalete kat'i bo'lgan meselelerde hılaf özü yok. Onda hılaf ya ahli sünnetten çıkart edilir. Onda o mezhab yok hocam. Onda o mezhab yok. Muttefak cayda mezhab yok. Yani muhtelaf, içtihadli cay kısmı kaldı dinle. İlk keresinden kütaradı. Manavi. Manavi kütaradı. Bunda hılaflı meselede. Ya onu ya bunu terliyiz. Ya onu ya bunu terliyiz, siz bir de mezhabı terliyken bulasın. Siz amal kılmasınız, mezhep gereğmez. Mesela siz La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah kettiniz tamam vasıla. Bu mezhep gereğmez sizce. Lekin siz namaz okup, namazda bazı bir meselelerde siz lütfen peytinizde mezhep gereği yok kalırdı. Akilede bazı hadislerini okuyanızda, çünkü mezhep gereği yok kalırdı. Usuz bu muydu? Bunca misal, ulamalarımız mezhep meselelerini ikiye bölgen. İhtilaf, joiz nojoiz. Yo'ki mana shunga yaqin masala atrofda bo'ladi. Masalan aytaylik, dengiz hayvonlarini Imom Shofiy hammasini halol desa, Imom Hanafiylar yo'q deydi. Bag'dan boshqasi mumkin emasligida. Ikkinchi tur ijtihod bo'ladi, afzaliyat haqida bo'ladi. U ikkalasini ham masalan mazhab ulamolar ikkalasini ham joiz deb biladi, lekin afzali qaysi desa bo'l deb tanlaydi. Endi shu joyda mazhabga qachon asos solingan va uni kelib chiqish qanday? Degan savolga mana shu to'xtalib o'tsak, hozirgi gapimiz ravshanlashadi. Rasul akram alayhissalotu vasallamning hayotlarida yo'q mazhabga tamal tosh qo'yilgan. O'sha vaqtda ham mazhabni birinchi hujjatlari deylik, birinchi ko'rinishlari bo'lgan. Ba'zi bir juz'iy ko'rinishlari bo'lgan. Faqat u vaqtda Rasul akram alayhissalotu vasallam hayot vahiy uzilmagan hal qiluvchi Yeçim kuruluşu zat bu ya. En uzat vefat etkenlerden ki vahiy üzüldü. En uyağı açık kaladı. Bunu kan ne düşünüyoruz? Bana mesela Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Banu Kureyze'ye gittikken etkenler. Asırını Banu Kureyze'de okuyunuz. Okumaylar diyenler. Şimdi bir gün ulamalar asırını Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam öşürüye de okuyunuz dedi. Yani tamam vasıla. Matını zahırını aldı. Okumayınız deyip geçişti. Bir güruh sahabalar aytdi ki, yok, Resulullah Ekrem Aleyhisselam keç kamerlik dediler. Mecazdan geldi. Mecazdan, keç kamerlikler diye maçta oldular. Dara taratımız varlar mesela de, dara oku alıp yürüseyi bulur dedi, düşünmüştü. O ayette derli kılıçtılar. He. İnne salatı kâlet alel mu'min. Ma vakit, ma vakit.
peygamberimizin vesaireti olsa, ama köşk olmasını nezarda tuttular, teheriyyelikleri boşa kalın. Oku var işte. Kegin Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam iki kere taifanı hem tasdikladılar işini. İki kere senin caiz buldu. İki kere sen hem caiz buldu. Şu yerde mesela min, özümüz, şu yerde Türk'le, Türk'miz değildik. İki kere güruhta hem o katta sahabeler bulgen. Bu fikir kollayanlar arasında hem bu fikir kollayanlar hem o hamme bunu yani. O şu yetekçiler kollayan. Şahsi fikir bundan kılışmadı. He. İşte ha. Şu cahide biri metnin zahirini aldı. Biri maksatka köprü hak itibar verdi. Ulamalar dedi ki kiyingi müctehid imamlarımızda metnin zahirine köprü hak itibar veriş birinci güruh sahabalarını bir timsalı bu değil. Şu devamı görüyor. Köprü hak, mesela ne diyelim? Muhammeliler Hanbali mezhep ulamalar köprak zahirge çekilenge. Ahli rayiye köprak yan baskerler, bunlar Hanefiler köprak. Rayini köprak işletkenler. Lekin ular, haligi Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadislerden çetke çıkanı yok, hudu sahabalar yokuşa. Yani ikkisi yani menbası. Bunlar ne menbası? Yani ikinci grup sahabalar. Göya. Lekin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ikelerlerine hem tasdikladı, ikelerine hem alamat kımadılar. İkelerlerine hem, demek doğru iştihat kıyan hesablandı. Şu cahide mesela ben olsam, değilim. Ya siz kimdir olsam? Asıl okuşum kediyim mesela. Asıl okumayan adam olsam benimle farkı yok. Ama adam okumayız, tartışacağım kediyim. Ama okumayın da benimle mazhab kediyemez. Lekin asıl okumayan olsam bir tanesini terleşim kediyim olaydı mı? Kaçtır mazhab terleyiz şimdi. Ya o güruh tutarlar, zahar yıkarak bar namaz okuşum kediyik. Ya bu güruh tutarlar, meşhede namaz okup geçişim kediyik. Asıl okumasam kediyemez. Lekin asıl okusam, ben bir tanesini terleyeyim mi? Hala ihtilaflı meselede mezhep bu mesele amakul bu muydu? Amakul mesele mezhep gelmez. Amakul mesele bir tanesini terleyeceğiz gelmez. Şunun için mezhep yok diyen gel sarsatı. Dinge amakul mesele deyse gel yok. Onge mezhep gelmez. Hiç nesek gelmez. Lekin amakul mesele deyse muttefak meselede hepimiz bırakıyor. Mesela şeyde sahabalar ihtilaflı yanı yok. 4 rekat okuyayım iken 6 rekat mı iken diyen yok. Çünkü onun ittifak. Fakat vakti de ihtilaf kılıştı. Nergi meselede, tör rekat, asırlı tör rekat, yani ayetelik cemaatle okuş meselesi bu için ittifak olur. Bu oldu, onda onlar mezhep gerekmez. Lekin vaktini, cayını tayin edilen fayda onlar ikiye bölmüştü. Şimdi onlara mezhep gerek. Ya o tamam, ya o tamam. Bu dedi ulamalar, iki arası hem caiz bugün iştihatlarla, mezhepler ortasındaki efzaliyet, yani iki arası hem caiz bugün iştihatlarla misal. Yani ikinci misal, Amr ibn Az radıyallahu anh'ın seferde idiler. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam o kişinin seferge emir koyandılar. Tüm de ihtilam buldular, turup havası havakken usul kılmasından tayammum ile imamlıkı ötüp namaz okuyordular. Meşhur rivayet. Sahabeler yani emir iktidar kılıçtı, yani emir itaat kılıçtı, gel buluşun mülkümez. Lekin bir grup adamlar bunu itiraz bildirdi. Bunu ne doğru diye bildi. Gelip Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan soruştu. Şimdi ya Amr, nege bunu yakalayın dediler. Ya Resulullah, hava soğuk. Allah'ın ve la turku bi eydüküm ila tehlüke. Özgüleni özgüleni harakatka teşemi ilerken ayetini oyladığında su çömürsem ya harak bulardım. Şunun için teyemmüm kıldım. Namazda öt verdim. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam tebessüm kılıp mehurladı. Şu yerde, öşü seferde sahabalar, yani amirgi itaat kılışken, lakin bir grup adamlar bu kişinin rayına koşulmayan. Başka mazhab fikir kılışken. Başkaça fikirleşken. Onların içtihadıca şunda vakti çömürüşken gidiyor. Ne kılıp olsaydı. Çünkü bu halat başka bir vakiyede bulunuyor. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sahabaları bir kişi amir bulmayan. İhtilam olup etmemen türken de hava sahibi buluşuyor karamasından ya yuğunmasın bu muydu? Namaz okuş gerek. Deyip çömürtürüşken. Yuğunasın deyişken. O kişi yuğunken keyin başı miyeden şamallap vefat etken. Kelişkenler Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam kattık rancigenler, kattık açıklengenler de etkenler ki braderilerini sılar özüyle öldürüp sılar diye. Demek ikeler rivayette Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tenlegenleri kaysi gibi bol yaptı. Cisimge demek zarar bulan payıttı. Taharatını, usulünü koyup tayammumla kılışkere yürüyen nümlerseni makul yaptılar. Lakin sahabalar bir güruhu hala iyi fikir değil. Yani, çünkü Amr ibn-i As'ın halatını kabul kılışanlar. Lekin bu yerde biri caiz, biri nacaiz iş. Yani Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam bu yerde iki ellerindeki hem doğru diyen yok. Ben okul ezen kendisini geldim. Bunda senin doğru kılsan iyi Amr. Bunların fikri ne doğru dediler.
Ana şunday ijtihod masalasida, ana shunday holatda masalan, ixtilof bo'lib qoldi. Oyatni tushunish, hadisni tushunish, dinni matnlarni tushunishda darak sahobalar ham haligi bilmasoy bo'lmagan. Ular ta'lim olgan. Va ta'lim olgan ta'limlar asosida ijtihod qilib ko'rishgan. Lekin Amr ibn Osni bilimi ijtihodi ustun bo'lib chiqqan. Bu yerda yutuqchiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni yechimini qilib berganlar. Mana seniki to'g'ri, buniki noto'g'ri. Endi u zot alayhissalom vafot etganlaridan keyin ijtihodiy masalalarda bu yechim bo'lmaydi. Endi nima qilinadi degan savol chiqib turibdi. Endi nima bo'ladi? Desa, endi har kim toqatida bor harakat qiladi, o'zinikini haq deb biladi, amal qiladi. Ijtihodga haqli ravishda ijtihod qilsa, savob bitta savob. Mabodo qiyomatga borganda noto'g'ri bo'lib chiqsa, to'g'ri chiqsa ikkita savob. Bordi-yu qiyomatga borsa, xato bo'lib chiqsa bitta savob bor. Nega? Haqli ravishda ijtihod qildi. Harakat haqqı topuşka harakat edildi. Demek mazhab, yani mazhab bu dinde asas bulgen. Bayan kılınken açık durgen meselede bunlar kereyemez. Mazhab bu miydi ya? Lekin Kur'an ayetleri, hadis-i şerifler vücuda büyük mektep. Onların düşünüşte demek insanların tefekkürü harfı buladı. Allah adamların aklını harfı yaratken. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam bana şunu da talim bilgenler. Endi ana shu aqli har xil bo'lgandan keyin oyat hadisni tushunishda bir-birlardan turlicha tushunishlar mumkin. Oyat hadisni matni ko'tarsaki, demak bu demak maqbul hisoblanadi. Mazhab ana o'sha oyat hadis haqida oyat hadisni tushunishda hamma o'zichasiga o'tlab ketgandan keyin ijtihod qilaman deydi. Mazhab ulamolari bunu ayet hadisini özüden alıngan kaydalar bilen kayıtla belgen. Hama halayını yapırmasın. Hama halayını yapırmasın. Yani ben şuna düşünüp aldım ayette. Ben Kur'an'ı şuna düşünüp aldım da hadisle. Ben ha düşünse hem buladık o. Demesin için. Şunda ulamolar bunu asaslarını bayan kuruşkan. Öşe asaslarına asas sorganlar mazhab başı boyan. Yani bana şunday asaslarını cemlenmesi usul buladı. Bu usul bo'lsa, uni yaxshi bilasiz, doimo asosan ko'pchilik kinochilarimizga gapiryapman. Men sizga gapirayotganga o'xshab, o'zimga noqulay bo'lyapti, lekin sizga bir narsani o'rgatish uchun emas, suhbat uchun bir-birimizga aytaylik, eslatma. Bir to'ldiradigan joy bo'lsa, to'ldiradigan joy bo'lsa, aytaveramiz. Mana shu mazhab ulamolaridan oldin mana shunday sahobalar paytidan fikrlashda turlicha fikrlash bo'lgan. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam buni tasdiqlaganlar. Biroz zaifligi bor deydi, lekin ma'nosi mazmuni bor, o'zi hujjatli keladigan dalil. Huzayfa ibn Yamanni roziyallohu anhu ga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Yamanga ketayotganda aytgan gaplar. Ey Huzayfa, borsang qanday hukm qilasan? Ey Allohning rasuli, men borsam Allohning kitobidan hukm qilaman. Bordi-yu Allohning kitobidan topolmasang-chi? Rasulullohning sunnatidan hukm olaman. Rasulullohning sunnatidan ham topolmasang-chi deganda unda aqlim bilan o'sha Qur'on sunnatga asoslanib ijtihod qilaman. Mana aro bo'shashmayman. Qur'on islom ilohiy ta'limot bo'lgani uchun mana shunday keng fikrlikka zamin yaratib bergan. Qur'on hadis asos masalalarini hal qilib bergan. Banda aralashmaydi unga. Tamom masalalar yopilgan. Lekin ixtilof qilsa mumkin bo'lgan joylarda haligini ochib qo'yib bergan. Bu zamonlar osha islomning barhayotligini ta'minlab kelyapti. Aynan mana shu jihat. Agar islomda mana shu xususiyat bo'lmaganda, birinchidan osha vaqtlarda qiyomatgacha bo'ladigan hamma masalani aytib yorishga hojat yo'q. Odamlar bilmaganda masalani tushunmaydi. Endi qiyomatgacha bo'lgan odamlar foyda olishi uchun albatta matn qamrovli bo'lishi kerak edi. Qur'on hadis matnlari qamrovli bo'ldi. Chunki u vahiy Allohni Alloh qiyomatgacha bo'lgan holatni, bo'ladigan narsani biladi, o'zi biladi. İn enerji kenglik ne mi için? İslam ümmetindeki yengillik için. O İslam ümmetini canlandırış için. Oturup koyma. Ha ama nasıl ağzını sarıp bir şey yapmaz. Bana asası yine iş bitti. Kagerini bana şunlarla kıyaslap. İstihat kıl. İstihat kıl. Bana Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şunu ayet ettiler. Allah'ını, Resulünü, elçisini. Doğruya, yoruya başlarken Allah'a hamd olsun dediler. Huzeyfe'nin yaptılar ki. Razıyallahu anh. Yani şu vakitlerde farz kılıyor. Mesela Huzeyfe ibn Yaman'ın yanına geldi. Yana bitta sahobiy aytaylik Toifga ketdi. Yana bir sahoba aytaylik Kufaga ketdi.
Kofa vaxtı bulmagan ki, başka cahaya gitti. Tarkaçtı. Şam'a gitti. Hamaları özleri bilgen ilim bilen barıp adamların dinge davet kılıyordu. Dinge çakırı yaptı, talim veriyordu. Şu cahaya kim ayeti aladı, onda sahabı, o lavası, hama masalada ittifak bulundu. Hiç kim? Ve aksinçe bulundu, vakıya giden malum. İbn Abbas radıyallahu anh'ın Mekke'de fatva versiler, o kişinin kübünden Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın meselelerinde hılaf vardı. Şimdi karim, min, hazır mesela mezhabla her şekillenmeyen mi peydi? Yok, onunla. Sahabalar bile şey yapar, tabi mi? Devrede. Min bir tane mesele de, ya Hazreti Umar ya İbn Mesud yapın terliyim mi? Kana kılıp iki arasından terliyim. Amal kılmasam terliyemi koyuyorum ben. Lakin amal kılman için bir tanesini yapın alırım. Bir tanesini yapın olsam kegin mi amal kılalıyım? Hani o şeyinde kimin gapını alamayan degen savol gelgende ulamalar hani o şimdi haklı adamın gapını alış gerekliydiler. Mesela ben bu kaydedir yazdım bir şekilde sahabe-i kiramlarının hepsi Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan talim alıyorlar, tertip bilen talim alıyorlar. Ben şu tertipli ilim alış hakkında hem hazır tertipli ilim alış hakkında neyin inşallah bir alayda bir sohbet kısa edip durup ben tertipli ilim alış deseyiz, mezah hırsı başlayabildi. Ha, tertipli ilim alışsa sayra-i mullası buladı, akolat kökülendi, bereket akıyor. Tertipli ilim alıştı, o senin siyaset yerleştirme, o başka yerleştirme. Siyaset var mı, yok mu? Tabii yok. Tertipli ilimini mezah kılma, senin tertipli ilimini aldığın mezahsını bil, bunu. Zaruratını bil. Kur'an tertipliyle çıkıyor mu? Ayşe Raziyallahu anh'a etkiler, eğer Medine'deki ayetler Mekke'de çıksa adamlar kötü olmaz. Kur'an tertipli örgütü yaptı ki. Ondan ki Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam birinci kez sahabeye hani başladık, onu da kıl, onu da kıl demeyin genler. Birinci kim iman getirirse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine, beraberlerine Kur'an'dan tanım verirler. Tertip var mı? Hazreti Ali'nin Yemen Güyü Bariyatı'na etkenler. Barasen Allah avar onlarla la ilahe illallah düşün tırasen. Bunda senge itaat kısa onlarla beş mahal namaz farzine etesen. Bunda senge itaat kısa onlarla zakatta etesen. Tertip var mı? Borasan, orasan, sorasan, ertesinden koyasan mı? Tertipte Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın özleri sahabalara da koyu verirler. Ve sahabalarının hepsi tertipli ilim alış bilen birge, hepsi hem özünün fatvayı haklı bilmedi. Müştehit ulamalarımız kitaplarını kilitler. Fatva verilen sahabaların adadı 30'da gitmeydi. Neşe sahaba var? 100 bin değil bazılar. 100 binden artık sahaba var. 100 binden artık sahaba içinden fatva beradiyanı 30'da gitmeydi. Ne gibi o 30'da taşırken iş? Ben adi namazı örgütüş, rozanı örgütüş, hemen bölgen gidelim, örgütü uğradı. Lakin mütehaslık meselesi geldi. Bir işte halkınış gereği bölgende, ayet-i hadisten hüküm alışı gereğinde sahabalara hem tohtu diyor. İbn Mesud'dan sonra diyor. Ebu Darda'dan sonra, o herkese diyor. Yani müctehid sahabalarına teşelgen iş. Bu sahabalar ortasında maruf iş bugün. Malum iş bugün. Çünkü Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şunu da atar dedi. Şimdi bunu hazır gelen hımaklı yaptı. Hiç dersinden hiç dersi yok. Tercümeden ağız fatva açıyor. İmam-ı Aşari hakkında tane yapı yazıyorkenlerini, benim bazı birilerini bilmem Arap dilini bilmiyordum. Sen Arap dilini bilmeseyin, İmam-ı Aşari'nin kitabını okumasın ki anık. Okumasın, ne kadar diye biliyorsun sen? Doğru. Ne mi işlem yapıyorsun? Bana kitap gör. Sen onu al, falanca ayetken, pistanca ayetken, bir tanesi miyim gel, bir günü hadi yazıptı. Mevlid kitabı izge. İtirazım var. Deyip, birlikte gap yazdı. Gap'ından okudum ki okumayan kitaptı. Okusa o gap çıkmıyordu okuyan adamda. Ben soralım. Ve bana kitap diyor. Sen kitapta oku değil mi? Desem yok değil. Sen ne tartışı yapsan bunu sen? Alın kitapta oku. Düşünmeyen cahiyini sonra. Ben izahlayayım. Ana onda izahımdan hata tapsın ki benimden bana hılaf kur. Kim benimden tartışmadan o gapiyiz? Tahsır mı o gap? Bunlar da yapsız dedi ki aslı bunlar. Kegin tartışmıyor mu? Sen hiç dersin de hiç dersin yok. O kitapta mukavasını körgen. Ben buna münazara kılayım. Ayet dedi ki ben damlalarım ayette değiliz. Ular beni yıkmayayım, ular beni şanımdan dedi. Damlaların yapırsın. Kesinlikle. O şu damlalarda ilmi olsa
o'shlar o'qigan bo'lsa agar. O'shlar gapirsin, tamam senga ish yo'q. Agar sen gapirmoqchi bo'lsang, oldin kitobni o'q. İmam Maturidi haqida gapirayotgan, İmam Ash'ari haqida, Abu Hanifa rahmatullohi haqida gapirayotganlar, biror ta ularning kitobini o'qishga tushib o'tmaydi, aqli ham yetmaydi. Agar insof bilan o'qsa, yuzlab, minglab ulamolarning singari ularni e'tirof etadi. İnsof bo'lsa. Hani endi nazar haqida bir suhbatimiz davom mavzuni davom ettiradigan bo'lsak. Mana demak, mazhablarning birinchi ko'rinishlari sahobalar vaqtida boshlandi. Fakat o vaqtda mazhab degan istiloh qo'llanmadi. Masalan, ashabu Abu Hurayra, Abu Hurayraning ashablari, Ibn Mas'udning ashablari bundoq deydi. Ibn Abbosning ashablari bundoq deydi degan so'z atama ishlatilar. Vaqt o'tishi bilan endi sahoba ikromlar hammalari o'zlarida bor ilmni ta'lim beryaptilar. Tobiylar ichidan ilmga chanqoq kishilar fatvolarni o'rganishni boshlashdi. O'rgansaki sahobalarning fikrlari o'rtasida xilof bor. Bir xil fikr emas. Bir masalan Hazrati Usmon roziyallohu anhu, Hazrati Umar roziyallohu anhu tamattu hajini Rasululloh akram alayhissalomni o'sha hajga yillarga xos deb bilgan. Tamattu haji. Qironni ko'rgan. Hazrati Usmon ham shu fikrga moyil bo'lgan. Hazrati Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lgan paytda Hazrati Ali roziyallohu anhu tamattu Rasululloh qilganlar bu qoladi, bor narsa deb u kishining rayi boshqa-ku. Minoda ovozini chiqarib men tamattuga niyat qilyapman deb ehrom bo'lgan ati. Nega sahobalar o'rtasida bu kishi fikrda Usmon. Lekin mening fikrim bundoq ta'sirlar bilib qo'yinglar degan ma'noda xilof bo'lgan. Xo'p, mana shu xiloflarni o'rgangan tobiylar, tabaq tobiylar qaysi birini tanlashdi? Nima qiladi? Hazrat Umar chakana odam emas. Hazrat Usmon ham chakana odam emas. Hazrat Ali ham chakana odam emas. Nima qilsin? Ana endi amal qilishga kelganda men bittasini tanlashim kerak. O'zimchasiga tanlab kelsam, men masalan Hazrat Usmon menga yoqib qoldi desam, u havoli bo'ladi, havoli. To'g'ri. Men uni qaysi biri haqligini aniqlashtirib, qalbim taskin topib, keyin amal qilishim kerak. Unga hammani salohiyat yetmaydi. Uning uchun shu mavzudagi hamma ma'lumotni, hamma sahobaning gapini o'qib o'rganib chiqishim kerak. Mana shunday bir qiyin vaziyatda, shunday bir paytda ba'zi bir chala savod hozirgina singari chala savod espaslar chiqib, u ham bo'laveradi. U joiz. Ana falonchi aytgan qilib ishni buzayotgan paytda keyin mujtahid imomlar bu din bunaqa bo'lmaydi deydi. Uni oxiriga yetishimiz kerak. Deb ular keyin mana shu masalalarning ketidan quvlab, o'rganib, oxir ijtihod qilib, juda katta ilmiy mehnat qilgan. Masalan, Abu Hanifa rahmatullohi alayh insoniyat tarixida o'xshashi noyob bo'lgan aql zakovo sohibi bo'lgan inson sifatida. Intellektual salohiyat nodir, tarix mobaynida nodir, davrida nodir emas. Insoniyat tarixida nodir. O'sha aql zakovati bilan 20 yillab o'qigan, hammodni o'zida 18 yil o'qigan. Aqliga suyanmadi. O'qidi, o'rgandi. O'rganib, keyin u kishi xulosa aytishni boshlagan. Ana, ijtihod o'zi o'rgangandan keyin u ko'rinadi. Endi qarang. Ular ijtihod uchun nima qilish kerak? Masalan, hozirgilar aytadi, bitta hadisni oladi, bo'ldi, amal qilib ketsa bo'lmaydimi hadisga deydi. Amal qilib ketsa bo'ladi, lekin boshqa hadislarni o'rgangandan keyin, solishtirgandan keyin, qaysi biri nosiq, qaysi biri mansubligini bilgandan keyin, qaysi biriga kim amal qilgan, qaysi biriga kim amal qilmagan uni bilgandan keyin, qaysi birining rijoli, raviysi sahih uni bilgandan keyin. Masalan, bitta hadisni olsa, mujtahid. O'sha hadisning birinchi masalan aytaylik Abu Hurayra roziyallohu anhu endi sahobalar oldi. O'zi deylik, o'zi masalan muhaddathana Humayd dedi. Menga Humayd aytdi dedi. Humaydni o'rganish kerak. Undan keyin ravi, undan keyin ravi. 3 ta, 4 ta, 5 ta ravini o'rganish kerak-da. Endi har bitta hadisning raviysini shunaqa tanish kerak. Qani shunaqa qila olaydimi o'sha ijtihod qilaman deyotgan hadisdan? Yo'q, qila olmaydi buni. Buxoriyni, Imom Buxoriyni ismini to'liq bilmaydi, so'rasangiz. Endi o'sha endi masalan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi aytganlarki, men Madinani Rasululloh akram alayhisolatu vasallam davridagi Madina shahrini uyma-uy bilaman degan. Uyma-uy bilaman. Keyin kimi ammasini, kim kimi tog'asi, amma xola, amaki uni ham bilaman degan. Ana shunaqa hadisni o'rgangan
holatingiz bor. Agar siz falon muhaddisga suyanadigan bo'lsangiz, muhaddislar orasida xilof chiqsa nima qilasiz? Masalan, aytaydi bir kishini Imom Ahmad ibn Hanbal munkar deydi. Munkar hadis, hadisni olmaydi deydi. Ibn Hanbal aytayapti, yaxshi odam deydi. Hokim aytayapti, olsa bo'ladi, o'rtacha deydi. Yahyo ibn Ma'in aytayapti, men ko'rdim solih odam, men olganman hadisini deydi. Yana bittasi aytayapti, yo'q, men 50 yoshigacha bo'lgan paytda yaxshi edi, keyin aynidi deydi. Ha? Bitta muhaddis gapi bilan ham ijtihod qilib o'qib bo'lmaydi. Mana Sahih Buxoriyda kelgan ekan, tamom assalom, deya olmaysiz. U boshqa tomondan o'rganish kerak. Endi u hadis sahihligini isbotladik, buni saqlab yuring. Xo'p, shu mavzudagi hamma hadisni ko'z oldimizga jamlashimiz kerak. Ularni birin-ketirini biz tarixini bilishimiz kerak. Undan keyin sahobalar uni qanaqa amalga oshirgan, uni o'rganishimiz kerak. Chunki juda muhim. Bitta ilm bor. Bu ilm rivoyat, naql, kitob hech qayerda topilmaydi bu. Bu ta'lim ilmi. Rasululloh akram alayhi salatu vasallam dinni aytib-aytib keta olmaganlar. Uni ustida turib o'rgatganlar. Sahobalardan keyingi ulamolar, tobiinlar shunaqa o'rgangan. Buni ustozni davrasiga kirmasdan o'rgan bo'lmaydi bu. Ha, bu xalqqa kirmasa tushunmaydi. Tushunmay, uni kitobdan olmaydi. Naql kitobdan chiqmaydi u. Bu shaxsdan olinadi. Shuning uchun Hindiston ulamolari aytadiki, nafaqat u tartib-intizom qalbda o'tadigan ilm bor deydi, u kitobdan chiqmaydi deydi. U ustozlardan, Rasululloh akram alayhissalomdan sanatdan kelayotgan ustozlardan bo'ladi. Ustozlardan bo'ladi. Hozir o'tirib kitobni oladi, tarjima qiladi, tek ketdi, o'zicha mulla. Bo'lmaydi. Agar o'shunaqa bo'lsa, o'sha arabiylar hammasi mulla bo'lardi. Hammasi arab bo'lardi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning huzurlarida sahobalar yillar birga yurib tarbiyalangan. Tobiinlarni yillab olib yurib tarbiyalashgan. Ana mazhab ulamolari sahobalarning har birlarini ijtihodlarini, fikrlarini hammasini o'rgangandan keyin endi ular xulosa yasashga o'tishdi. Meni keyin mana shu joyda bitta nozik masala bor. Men buni o'zim kitoblarni o'qiganda his qilib yurardim, kecha endi ulamolardan birlari buni saroh ochiq aytib berdilar. Sahobalar müştehitler, müştehit imamlar adatta fikhte asasi amalda bir de sahabaya ergeçken buladı. Mesela Ebu Hanife'nin fikhi rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in fikhi asli İbn-i Mesud'un fikhi. Tabi İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın Hazreti Umar. Bunu Ebu Hanife rahmetullahi aleyh özü atılı bile etken. Siz fikhi kimle öğrendiniz diyen de ben Umar bile İbn-i Mesud'dan aldım, Ali üç avusundan aldım diyor, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın üç avusundan aldım diyor. Doğru mu? Aslı İbn-i Mesud radıyallahu anh'u, İbn-i Mesud radıyallahu anh'u'dan Alkama Hazreti Umar'dan hem talim oluyor. Nekai, İbrahim Nekai, öte büyük tabi'in. İbrahim Nekai dese o şu vakti hemen kolunu köter gibi hocam, açım içerisi. Ondaki Hammad, Hammad'daki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Türk, Senet. Ebu Hanife Hammad'dan Hammad, Nakhai'den, Nakhai Alkama'dan, Alkama İbn-i Mesud Hazreti Umar'lardan organ fikir. Fakat ular mezhab şekliye abkemeyen. Mezhab şekliye abkeliş için bunu bana Bismillahirrahmanirrahim kitabın vuzu taharattan başlayınız. De, taharattan başlayıp her bitti meselelerini ahir geçe bayan kılıp tertiple bir iş gerekir. Bunu ulan ulakmayın. Lekin öşe mezhabki asas bo'lgan usullarını sahabalar, asasiz usulünü sahabalar cari kıyır. Anlattı. Usul, yani usul fikhte asasi kaderler sahabalardan. Yani biz bir misal, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın iddia hakkında bir ayol gelip, yani Fatime radıyallahu anh'a gelip, yani Resulullah Ekrem aleyhisselam yenge, yiyinde otur avul iddiyim degen, degende, uşa ettin ki yok, doğru mu? Yani kitapta Hazreti, okuyan kitabımızda çıkan, İmam'ın kitabıda. Yok, bu neydi? Allah'ın kelamını bir tahtını yapıp bilen biz terk etmeyiz degenler. Doğru mu? Şöyle bir de usul çıkıyor. Demek ahad haber ayetini kayıtlamaydı. İstisna kılamaydı. İstisna kılamaydı, haslamaydı, kayıtlamaydı. Şu kaydanı Hazreti Ömer şu yapıdan Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi de şimdi kayıtlı ne çıksa, mesele çıksa, şunca bir sap görev. Ben şuna kadar kaydalarının tizimini yaratgan odam mazhab boshi bo'ladi. Shu tizimlarda xilof qilib, yangi tizim yaratsa, yana bitta mazhab boshi bo'ladi. U usulda xilof qilsa. Usulda xilof qilsa. Usulda asosiy masalasi. Endi shu usulda, masalan, usulda xilof qilmasdan shu mana shu xilofda xilof qilsa, Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mana shu qoidasiga men solsam, o'zim ijtihodim.
bu mezhep içindeki müştehit bu kalamadı. Hmm. Şagirdlere göre. Şagirdlere göre. Lakin Doktor Said Bektaş yazdı. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin şagirdleri, hususen Abu Yusuf, Abu Muhammed, İmam Muhammedler, Muhammed bin Hasan Şeybaniler, Züfer. Bunlar her bir tas aslında müştehit mutlak boyun. Evet. Lakin ustazga mutabaat kılan hem fikirlik manasında ve asasi hılaf, yani furuatta hılaf kılışkın. Lakin özü her bir tas müştehit derecesindeki insanlar boyun. Yani usul yasavlediği adamlar boyun. Ana demek, ana şimdi ilmi, bu ilmi fikhi hareket, bu tarihte, insaniyat tarihte hiç kayırdı bu boyun. Ve bunda yine bu boyun. Bu şunda dağılır boyan ki Allah Subhanahu ve Teala özünün dinini himayesi için muhaddislerini çıkarken dedik. Muhaddislerini çıkarıp, ularge misli görülmeyen hatıralarını verip, hadislerini muhafaza kıldırken dedik. Kıraat imamlarını çıkarıp, ularge misli görülmeyen itkan adanı verip, avazını verip, hifizini verip, Kur'an'ını hifiz kıyken dedik. Öşe devirde Allah özünün şeriatını, fehmini, hayatla uçun müştehit, akıl zekavatlarını verip çıkarıp, bu işte Allah özü, özü tasarruf kıyamadı. Buhari'ye yokuş gelen adam, Buhari'ler derdi bitti Buhari yok mu ya bunu fakülatta hatırladı adam. Köp bu gelen. Lakin Buhari hemen usulmak çıkan. Lakin İmam Tirmizi hem çeken olmuyor. İmam-ı Hakim hem çeken olmuyor. İmam Tirmizi seferi geçti, 150 de hadisi bitti işte işte. Yatla oluyor. 150 de hadisini, senedir. Muhaddis, oturup Mekke'ye geçti, hacı'ya geçti, muhaddis de aldı ekirip, hadis-i raziyat. Siyah tüyü yapmaktı. Siyah yükte var. Lakin Türk çıksa, ustaz böyle ne demedim, adam saklama oturuptu. Ve adam bu yani. Lakin tohtatsa, hadis tohtatsa, muhaddislere ince o yanda, bu tohtatsa kaydı başlayıp, başlaması gibi mümkün bu yani. O, tohtatsam şu tohtak var dedi, deyip, gıdırata oturuyor yani, kağızlı. Yazmazlar. Yazmazlar. Ve ben sonra ustaz görüp bu yani. Ben ne kadar dedin, sen beni ahmaklı yapsam. Yok, ya, yazma yapsana gel bir gün. E daha sonra özür sizi bölmeyi dedim. Lakin, ben Bekir oturuyorum, ne var ne yapmam ya? Hani ayetçi diyende 150 de hadiste, şimdi bu hadisi ustazı kaydeder. Gayet bir. Bitti hiç işte ya. Az biz gibi bir kadar hadiste ayet verirse biz okula olmuyor musunuz? Kaydı bekliyoruz. Yani neydi? Hali ki, neden ki, Hamad'dan ki kim idi? Değil misin? Doğru mu? Öşteki hatıralarını Allah öşe vahte çıkarken keyin çıkmadı. Neye? Keyin kereyemez. Kıraat imamları devirdeki, kıraat imamlardaki kabiliyet, iktidar, içtihat kekin yok. Neye? Kekin kereyemez. O usul kereyemez bizge. Usul tayyar bu. Evet, bu oldu işte. Bu oldu yani. Aşı kıraat kıpiyeti var ama bu oldu. Din saklandı. Kur'an kıraat saklandı. Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi nazır kılınken 7 harf saklandı tamam aslında. Müştehit, mezhep, muaşirler devirdeki fikir, zekava, içtihat kekin yok. O yüzden için keyin mezhep çıkmayan. Çıksa hem, mesela şu vaktlerde mezhep bugün. Mezhepler köy bugün. 90'a yakın, 100'e yakın mezheplerde. Bunların köpünü sanışadı mesela. 200'den mezhep sanışadı. Lakin onlar Rasman'a mezhep olup şekillenmeyen, ikinci devam etmeyen. Üçüncüsü tekrar bugün. Mesela benim içtihadım, yarmı Hazreti Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'te, yarmı Ahmet bin Hanbel'de boğuldu, ifade tabi boğuldu. Boğuldu, ben kereyim esmen elinde. Yani ki onların gidiyor kadar puhtamazdı da çare, yarım yarım eken de. Lakin şimdi ben o şey iştihadımı, beni iştihadımı devam ettireydiyse durdu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin mezhabında durdu. Yarmı yarmı Şafii mezhabında durdu. Bu ulama rahat etti ki bu kişi eşi yok dedi. Bunun iki adası yeterdi. İşte. Şunu şimdi tört de mezhabı neye saklanıyor? Neye bitmez? Dese. Çünkü tört abası ifade kıladı. Tanrısını. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın nazır kılıngen, vahiy kılıngen şeriatını tolup yani saklanışta törelemezse demek hizmet kılar. Çünkü onu bittiyse ne yapıyorsa aydelik ne kadar dur kemal yukarışı mümkün. Şunun için İmam Malik ki Muvatta'nın yazgan peyitlerinde halife halesine bütün İslam alamının şimdi cemre-i menigende yok diye. Çünkü Resulullah Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın sahabaları bütün dünyaya yaşlık tarikat geldi. Bunu diye çekilesek onlar zayi mülketi kalır. Görüyorsun mu? Lakin kendi ulamalar öğrense törele mezhepte tamam iş tükendi. Bu oldu başka mezhebi iş kalmaya. Şimdi mezhep terleşti. Mezhep kılıçtı. Amel kılıçtı. Mezhep
qilishga agar haliga aytganimizdek salohiyat bo'lsa marhamat. Marhamat, maydon bor. Marhamat. Siz o'zingiz oyat hadislarni o'rganib, qiyib pichib, haligina ijtihod qilib o'zingizga ishonsangiz shunchalik. Gap yo'q, amal qiling. Ana va haligi asos masalalarda shunda ham xilof yo'q. Lekin ixtilofli masalalarga kelganda gap bo'lib, qani qilib birinchi bir, birinchi. Mujtahid imomlar chiqib olib, men sizlarga shu bundan keyin sizlarni muftiy imomlar bo'laman. İmam azamiyeler bulamayan. Benim hop değiller, hop hamiyeler. Demeyken ular. Ular adamlar baş katken meselelerini şunu daha geçken ki hala tembirgen. Tembirgen diye bu adli adamlar mı? İçtihat içte türken ulamalar tembirgen. Ular imam birbirlerine, gap borcu mümkün mesleğe. Kalıslığı, samimiliği. Allah ulanın takvaları, ihlasları, ilimlerini hala gözü namayan kıyır. Şimdi karim, hazır kompüter zamanında. Ben hazır oturup milyon hadisi toplamayayım ama lakin Buhari bulamıyorum. Hiç kaçan Buhari'ni utfuyan doğru gemiyiz biz. Şimdi hazır hem hadis ayet toplam koyup siz otursanız siz Ebu Hanife Ali Şafii bulamayız. Niye? Çünkü o muhit yok yani. O sahabelerin nefesi üfürgen muhit yani yok. Şunun için ulamalar etken ki yok. Öşe Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ashablarının kuşboyları ufurup durgen Resulullah Ekrem Aleyhisselam maktagen asır. Öşü mezhabler, Resulullah maktagen mezhab, davurdaki mezhabler öz en doğru mezhabler. Şüler bile çekilenemiz. Tamam, bundaki mezhab tüzüşüge hareket yok. Şimdi mezhabler içtik, içtihat kılamız bu açık daim. Bu açık. Diyenler. Şimdi öne şu imamlarımız yani şimdi geçip meselelerini. Ümmetke ulan keçeyi gündüz uflamazdan kere görse, uykusundan hem yoldan keçip ümmetke hidayeti top verin. Hidayetine, hakkını topuşke yardan verin. Kur'an hadisi daha doğru düşünün kalmasın. Deyip ular içtihat kılıp Allah bir yani zekavat, akıl zekavatını işletkenlerine ki ular da halindeki ki ular ki tertip bilen. Tertip bilen hem meselelerini, fikri meselelerini mesela geçkenin için ularga öşe mezhep nisbet verilip bağlı. Varan ki ona hamısı Resulullah Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a mensup aslında. Hazır bana şu bir mezheplerinin bir de hilesi var. İsmi gene etip gidiyor. Mesela bir de mesela sorarsanız hadiste bunda deyilgen yani, mesela Resulullah Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hadiste kan çıkardı diyenler kan çıkardı tarif etmedi diyenler mesela Resulullah Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hadiste giyen sahih hadis qon chiqsa tarot qilmay ganlar, qon oldiriyorlar, tarot qilmay ganlar. Asli hadisda shu, lekin hanafiylar ketadi deydi. Yo'q, hanafiylar o'tirib o'zini fikrida gapirganday. O'tirib, o'ylab o'tirib, shu mashaqqa nima qo'shsa ekan. Kelinglar, shu qon chiqsa tarot ketadi deb qilib qo'yaylik degandik. Bularning javobidan hila bor. Ibaraka topgir, gapni oxirigacha gapir. Lekin hanafiylar olmagan chunki bor yo'q chunki. Çünkü kan çıkkanda taharat kıyarları doğrusu değil mi hadisler? Hadisler durdu. Dalil durdu, sahabadan durdu. Hadi yapalım ki fukahalar, mezhep başlar asli fikrini sahabadan alıyor. Yani sahabalar devrede hayat sadde, meseleler kem, kıyarlığı iştihat kılış gereği bu ya ilacı yok. Lekin usul sahabanlık. Usul sahabanlık. Çünkü şu yolu sahabanlık. Çünkü şu yolu sahabanlık. Onunla sahab çıkıp, o bitti sahabanlık gibi kifayelenmeyi hemen örgenip, sarıştırıp, oyat hadis asosida mesela sahabalarning gapini qanaqa qilib tarjih qiladi? Qaysi bir usulligini qanday biladi? Qur'on hadisdan boshqa manba yo'q. O'tirib turib, menga shu Hazrat Usmon ibn Affon boshqalar, demoshiyalarga o'xshab Hazrat Aliga yapishib olib turibdimi ya bular? Bular mujtahid imomlar, bular oyat hadisga solgan. Ikkita sahabaning gapini tanlash kerak bo'lgan paytda o'zlarining usullari bo'yicha oyat hadisga solib, kimiga ustunligini dalil taqozo qilsa shuni qabul qilgan. Usulni yarashda ham shundoq qilgan, furoda fatvoda ham shundoq qilgan. Qani kim shunga qurb yetadi hozir? Hozir farazan hamma mazhabni olib tashlab yo'q deylik. Mana aytaylik 9 ta hadis to'plam, undan ham o'tib jami ustaga jami kabirlarni ham qo'yib bergan. Kanzul mo'no. Kanzul hammasini qo'y deyim. Aytaylik 500 ming hadis shu yerga to'pladik. Qur'on turibdi. Qani endi bir o'sha Allohdan tushgan vahiy lafzı hem manası hem bunda manası.
qanday amal qilamiz endi deb o'tirib ish boshlasak mazhab paydo bo'ladi. Yangi mazhab. Yangi mazhab qilish kerak. Bitta namoz kitobini yozsin qani. Men bittasiga aytganman. Bunda u 10 yil, 12 yil oldin bir joyda xonadonda namoz o'qiyotdi. Ramazon deydi. Xatmi o'tiyotdi. So'radim bittasi. Rafiliyadan qilsa bo'ladimi, qora aka dedi. Yuzim aytdimki, biz mazhabda bo'lmaydi dedi. Biz mazhabda qilmaymiz. Desam öz mazhabda nima kerak bor dedi. Yuzi sizga öz namoz o'tirayotgan paytimizda men to'xtadim. Juda hali omini hamki noy sapchida. Sen endi bu ta'lim bu ulardan ayb yo'q, o'shalarga o'shaqa o'rgatishgan. Mazhab endi u mazhab endi sen ham men ham qilsak bo'la oladigan narsa qilib o'rgatib qo'yganda. Oyat turgan bo'lsa, hadis turgan bo'lsa deb. Oyat hadis turganini hamma biladi. Demayaptim, savol berdim. Sizga savol dedim. Rafuliyadayn bilan Amin Jahriydan boshqa namozdagi qaysi amalingizni dalilini bilasiz dedi. Ular ikkita hadis bilan to'g'ona qiladi-ku hamma joyda. Desam, pul top. Dalga topib siz namozni kimdan o'rgangansiz? Yo dalilni o'rgangansiz, yo shu shu yurtdagi ulamolardan o'rgangansiz, yo o'zimizdan chiqqan kitobdan o'rgangansiz, to'g'rimi? Va hammasi Hanafiy mazhabda yozilgan. Oting tashlang hammasi. Tashlang. Yaqvoring. Tashlang. O'g'il bo'lamisiz? Toratdan boshlab 2 rakat oyat hadisdan o'qib bering. Qani? 2 rakat namoz o'qing. Qur'onni masalan yuzingizni yuvinglar, qo'llaringizni yuvinglar, oyoqlaringizni yuvinglar, tamom bo'lsa tugadi. Hadisda tahorat turibdi. Nech xil ko'rinishlar bor, vojiblar bor. Sahobalarning o'rtasida xilof bor. Yana undan keyin boshqa masalan 2 rakat namozni sizlar hozir ruku qilasiz. Kim aytdi sizga shunaqa hadisda shunaqa ruku qilgan? Dalil bor. Qani ko'rsatingchi dalilni? Qani belda kis turishiga qatta ham qani? Qani sajdani ko'rinishini sizga kim o'rgatgan? Nimaga sajda ikkita qilyapsiz? Nimaga ikkita qilyapsiz? Baraka topib ko'r. Mana shuni hammasini Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va u shuning mazhabi deb ulamolar yozganini qilyapsiz. Endi siz o'g'il bola bo'lib gap bo'lishi mumkin emas. O'zingiz Qur'on hadisdan 2 rakat namoz o'qisangiz qo'lni ko'taramiz. Qilolmaysizmi? Qilolmaysizmi? Birovga ergashish iloji yo'q. Biz himmatimiz yo'qligidan, nochorligimizdan ergashishga majburmiz, muqallidmiz. Agar bizda haligindek salohiyat bo'lib yetilsa, u boshqa masala edi. Ana endi men aytdim, unga aytdimki, sizlarni toifalardagi odam dedim, o'ziga aytgan ochiq. Sizlarga toifalardagi odamlar dedim, bu sunnatga amal qilaman degan da'vosi yolg'on oldi. Muhavosin sizlarga o'xshagan odamlar dedim, hozir bizda ham Hanbali mazhabi bo'lsa, hozir Hanafiylar dalili bilan biz boshimizni qotirayotgan bo'lar deysan. Xuddi shunaqa chunki bular, ular Shofiylar Chechenistonda Shofiy yo'q. Chechenlar bilan Hanafiylar dalili bilan tortishardi. Mana Abu Hanifa chekan odammi? Mana bundan ash hadis olgan sizlar Shofiylar bilmaydi. Borib Jazoiriyga bor, Malikiylar bilan tortishadi. Mana Shofiy Hanafiy dalil olgan jumhurga bu sizga Maliki shuni olgan nima degan gap endi bu? Mana dalil. Oyat hadis qayerda qoldi? Deb hali odamlarning boshini qotirishadi. Agar hayotdagi har bir sunnatga shunaqa e'tiborli bo'lsangiz ham, hech bo'lmasa shu gap bo'lishi mumkin emas, bular emas. Mana Qozog'istonga yaqinda borganimizda ular domlalar ahli ilmlar aytyapti. Bizda shunaqa odamlar paydo bo'ldi hozir deydi. Ko'payib qoldi deydi. Rafuliyadan yoki Amin Jahri bu sunnatligi bilan aytib, to'lashib, tortishib, siz bilan janjallashadi deydi. Farzandiga shunday salom beradi deydi, na tasbih bor, na sunnat namoz bor, na boshqa bor, chiqib ketadi deydi. Ular ham sunnatku. Ravotib sunnat Rasululloh aka maraysa shariy uzr bo'lmasa tartibmagan ravotib. Vaqt kelsa qazo qiladi. Qazosini o'qiyanlar. Hadisda aytganlar, ravotibni sunnatini masalan otni dushman qo'lyasa ham o'qi deganlar. Yo'q. U gaplar yo'q. Ya'ni samimiy emas. Ya'ni namozdan keyin zikrlar. Namozdan keyin zikrlar Rasululloh aka maraysa sollallohu alayhi vasallam janomat usta qilganlar. Bitta dalil keltirsin, Rasululloh namozlarga salom berib turib zikrni chiqib ketgan qo'lida tasbih sana tasbihda yoki qo'lida sana. Bormi? Yo'q. Tasbihni yurib aytsa bo'ladimi deydi. Aytmasa ham bo'ladi. U sunnat u. Lekin sunnatni ado qilish o'rni jaynamoz u. Namozga. Ma'zur bo'lgan paytda turib sekin u ma'zur bo'lgan holat kam bo'ladi. Hozir qanaqa?
Endi masalan buning uchun masalan bitta toifa yasab olmaymiz biz. Mana shunaqa sunnatdan keyin chiqib, sunnat o'qmay chiqayotgan yoki tasbih aytmay chiqayotganlar palonilar demaymiz. Lekin bu tushunchani to'g'rilashimiz kerak. Namozdagi zikrlarning o'rni joy namoz. Hadislarda ochiq kelgan joylar bor. Endi bu haqda qancha gapirsa bo'ladi. Xullas, sunnatga ado shu sunnat. Namozdagi sunnat. Nega tortishmayapsiz? U muhim sunnatligi muhim emas-da unda. Undan janjal chiqmaydi. Ha, hech kim qilmagan ishni qilish degan joy muhim. Bu nafsni illatadi. Yana bitta narsa, mana shu bemazhablikni asli bemazhab bo'la olmaydi. Masalan, hozir bemazhabman, bizga mazhab kerak emas degan safsata bu. Yana bitta gap shu yerda anaqa, ya'ni ochiqlab ketaylik, bemazhablikni ta'rifi to'g'risida. Masalan, bemazhablik deganda biz ta'rif emas demoqchimiz. Ha, masalan, har qanday masalada qaysi mazhabdan chiqib qolyapmiz-ku, tarjih da'vosini qilishadi. O'zlariga masalan marjishni qilsak, mana qon chiqsa to'g'rasinlar ekanda shofiylarniki sahih daliliga suyangan, hanafiylarda bu dalil yo'q deb biroz o'sha ulamolarga keyin yana bitta gap bor bu joyda. Ulamolarga haligi past nazar bilan qarash, jur'at, jur'at qilish, humrijal va humrijal nahnurijal biroz odobliroq gaplari bo'ladi, lekin masxara qilish, masxara qilib ularni kamsitish, ularni haybatidan haybatlanmaslik, sizni suhbatingizdan men olgan foydalardan bittasi o'sha sathiylikdan. Tanimaydi, qarshida turgan zotni tanimaydi. Masalan, Allohni tanimagan dahriylar Allohga jur'at qiladi. Rasulullohni tanimagan yaxshi bu zotning kimligini bilmagan munofiqlar Adliya Muhammad degan ham Rasulullohni yaxshi tanimas edi. Ya'ni qalbida haybat o'rnamagan. Ulamolarga ham shunaqa. O'sha jihat, ya'ni o'zini o'sha ulamolardan ustun ko'rish. Tarjih qilishda bu undan ustun, buni mendan ustunman deyish. Shu masala, mazhabsizlik masalasi. Hech kim mazhabsiz iloji yo'q. Bizga ulardan keldi din. Lekin zamonamizda biz Hanafi mazhabini ushlayapmiz bu joyda. Hanafiylik bilan dinimizga amal qilish uchun yetarli dalillarga, ulamolarga, kitoblarga egamizmi? Xo'p, boshqa mazhabni tarjih qilishdan nima foyda bu ummatga? Nima kerak bor shuni? Buni birinchisi mana o'sha bemazhab demeylik, maytaylik, mazhab buncha zarur emas, yoki aralashtirib yuraveramiz deganlar, hali yuqorida aytgan gapimizda mazhabda ikkita masala bor. Joiz, nojoiz, keyin afzalliyat masalasi bor u. Tanlov qilishimiz kerak bo'lyapti. Tanlovda shunaqa ular kerak emas deganlar ham hozirdagi qaysi bir bitta yaqinda o'tgan olimga ergashadi, iloji yo'q. O'zi fikr topa olmaydi, o'zi tugata olmaydi. Qila olmaydi. Endi mana shu oradan 1400 yildan keyin yana hali qancha fitnalar o'tgandan keyingi odamning mazhabini tanlagan yaxshimi? Bu odam asha aytgandek to'rtta mazhabni qorishtirib bitta mazhab qilyapti. Buniki ham bitta mazhab o'zi. Hozir masalan o'sha qorishma yo'nalish bu ham bitta haligi mazhablar qorishmasidagi bitta mazhabga o'xshagan narsa. Jo'ma mazhab deyolmaysiz chunki bitta tizimga kelmaydi, xilof bir gap-gapiga to'g'ri kelmaydi. Usul-usulga to'g'ri kelmaydi. Usul bilan usul deb qo'yishadi ulamolar. Usuluhum bilan usul. U mana shunaqa bo'ldi ham deylik, boring. Tamazhaba. Ha, shu shuni tanlaganim yaxshimi yoki men masalan 1300 yil oldingi mujtahidlar davridagi ijtihodni tanlaganim yaxshi? Albatta, yaxshi. Endi o'sha oldingi mujtahidlarni tanlagandan keyin bu yerda bitta mazhabga turishga gap shundaki siz aytgan holat u nafsga yo'l ochadi. Tavfiq. Mana bunday narsa bor. Masalan, men dalillarga avvalo aqlim yetishi bor. Birinchi masala. Aqlim yetdi degan gap, men aqlim yetib qoldi desam bo'la olmaydi. Meni e'tirof etish kerak aqlim yetganini. Ulamolar e'tirof etish kerak. Bu odam shu mazhablar o'rtasida tarjih qiladigan darajadagi odam ekan. Deb e'tirof etish kerak. Bo'lmasa meningki havoyi bo'ladi. Dalil bu odam da'vo qilaveradi. Shu e'tiroflar 500 yildan buyog'ida to'xtaganligini kitoblarda ko'ryapmiz-da. Tarjih, ahli tarjihlar yo'q-ku mana hozir hech kim ulamolar g'onolilardan keyin ahli tarjih haqida gap yo'q. Kim sanaymiz? Yo'q deyapti. Endi qarang, o'sha mazhablar orasida ahli tarjih bo'lishi ham chakana ish emas. Lekin uni men da'vo qilishim bilan ish bitmaydi. Mening gapimni boshqa ulamolar e'tirof etish kerak. Haqiqatda shu odam tarjih darajasiga yetibdi. Deyish kerak, keyin u gap bo'ladi. Bo'lmasam, men undan bundan olsam eng nozik joyi qayerda? Ijtihod o'zi ijtihodiy masalada
İctihadga ergashish shart. Nafsga ergashmaslik kerak. Havo emas. Aynan ijtihodga ergashish kerak. Endi men tanlayotganda agar dalilsiz harakat qilsam, asbob uskunasiz ijtihod shartlarini bajarmasdan harakat qilsam, nafs bo'ladi. Xolos men tanlovimda yo'lmi? Nafsga yo'l ochilsa, nafsdan boshqa asosi yo'q. Masalan, yatmas ham bo'ladi keyin. Masalan, aytaylik men o'sha qon chiqish masalasida hadislarni o'rganib chiqib, 2-3 ta hadis bilan menga yonimiz yoqib qoldi desam, men hali haqli bo'lmagan joyga qadam bosgan bo'laman. Bo'ldi. Mas'uliyatni o'zimga olyapman men. Tarjih qilib. Nima qilaman mas'uliyatni o'zimga olib? Unga ko'ra mujtahid imomlarga ergashsa mas'uliyat ularda bo'ladi. Ahliga. Va men haqsiz ravishda harakat qilganim uchun men nafs bilan harakat qo'yishim 99% aniq. Endi mazhablarni aralashtirib, undan-bundan olib o'zimizga yoqqanini qulagi yani qilib ketaversak, nima qilamiz? Qiynalib dinni toraytirib deyshadi. Agar o'zi tanlashga haqli ravishda bo'lsangiz, mazhablar o'rtasida ahli tarjih bo'lsangiz, unda gap yarashadi. Unda o'sha gapni aytsiz bo'ladi. Lekin dalilga aqlingiz yetmasa, siz mazhablardan tanlayotganda dalil bilanmas, yoqqanini tanlasangiz, nafsga ergashgan bo'lasiz. Ijtihodda siz xato qilibdan bitta savob olishingiz uchun siz nafsda hol bo'lishingiz kerak. Ilmingiz, aqlingiz, vijdoningiz, iymoningiz tortgan bo'lish kerak. Xohishingiz emas. Xohishingiz tortib, masalan men hozir tarjih qilishga aqlim yetmasdan turib, mana shuni tushunsin qilib ketaveray desam, o'sha ish haq bo'lsa ham men günahkor bo'laman. Ijtihodda bu tushunarsa bor. Masalan, men aytaylik, mana shu peyladagi choyni ichishni o'rganib, nojoiz deb bildim. Peyladagi ichimlik deydi. Peyladagi ichimlikni men harom deb bildim. Ya'ni ilmim, bilimim, ijtihodim bilan o'rganib buni harom deb bildim. İctihadın neticesi şunga ap geldi. Lekin bu halal agar. Yani aksince deyilik, ben bunu halal deyip bildim. İçimliğini içtihad kıldım, nasıl hareket kıldım. Halal deyip bilip içtim. Lekin ben bu yerde nefs, hakşike ergeçkenim yok. Nasıl bu peyleni hem yakışı bilemem, içtiğini hem yakışı öğrenemem, bu hakta şariyatını, nususlarını hem yakışı bilemem. Nasıl öğrenip, demek bu halal agar deyip içtim. Lekin aslı bu haram bo'lgan. Nas yo'q. Qiyomatga borsak bu haram bo'lib chiqdi. Men bitta savob olaman shunga. Ijtihod uchun. Ijtihod qilib haq. To'g'ri ijtihod uchun. Bo'ladi to'g'ri ijtihod. U ijtihod toyotarsangdir bular hozirgi ijtihodiga baqir-chaqir qilayotganlarga ijtihod emas u. U sakrash xolos. Endi ilmiy ijtihod qildim men. Haliginday mushahidlar shartlarinchi hozirgilar ata yengillatyapti o'sha mazhabni past qadrini tushunmoqchi bo'lganlar, endi ijtihod shartga chiqqan, sen ham ijtihod deydi, qop ko'tarsan ham ijtihod deydi qilib, mana qadrini pasaytirishga harakat qilishadi. Ijtihod juda katta narsa. Boring ijtihodga men haqliman. Ijtihodga haqlilikni oddiy misol, mana shu suvni ta'mini biladigan bo'lsam, keyin men haqli gapiraman birinchi bo'lib. Endi bo'ldim. Men haq deb bilib halol dedim. Nafs yo'q bu yerda. Boring o'sha narsa harom bo'lib chiqsa ham bitta savob olaman. Endi qarang. Men buni harom deb men buni aksincha o'yladim. Harom deb halol deb ichdim, lekin u harom edi. Lekin bu yerda ijtihod qilmadim, ya'ni nafs kerak, ichkim kelib qo'yib ichdim. Lekin u agar halol, mana bundoq ekan. Men masalan bu ish o'zi halol. O'zi halol. Lekin meni ijtihodim, bilimim buni harom deyapti. Ijtihodim harom deyapti. Lekin o'zi asli halol narsa. Ichdim gunohkor bo'ldim. Nega? Chunki o'zim harom degan narsani qildim. Ya'ni haq, qalbimdagi haq haromga olib kelgan narsani qildim men. Ya'ni harom, ya'ni men havoga ergashdim. Ko'ryapsizmi, ijtihodingizda agar ijtihodda agar xato qilsangiz, o'sha ish haqli ravishda bo'lsa bitta savob. To'g'ri chiqsa ikkita savob. Lekin mazhablarni tanlashga kelganda, men ularni dalilini, usulini, asosini bilmasdan tanlasam, aniq havo bo'ladi. Havo bo'ladi, to'g'ri. Men havoga ergashgan bo'laman, tamom aslo. Men
o'sha masalan aytaylik, o'sha fatvo Maliki mazhabidagi o'sha fatvo eng to'g'risi bo'lsa ham men gunohkor bo'laman. Nega? Men bu joyda havo kirgizdim. Afzaliyat masalasi. Masalan namozdagi ba'zi amallarda afzaliyat haqida gap ketadi mazhablar o'rtasida. Biri joiz, biri nojoiz degan gap yo'q. Men dinga amal qilishda afzalga amal qilishga buyurilganman. O'shanda ham dalillarni solishtirib qaysi biriga aqlim yetsa, keyin men o'sha amalni afzal ekan deb qilishim kerak. Unga aqlim yetmasa, shunga aql yetgan mujtahidga quloq solib, boshqa chora yo'q. Endi mana shu narsa bugungi kunda, mana hozirgi kunda ko'p ko'tarilayotgan mavzu aqida masalasida ham xuddi shu narsa bor. Mazhab aqidada ham bor. Ya'ni mutashabih oyat hadislar. Umuman aqidaga doir oyat hadislarni tushunishda ham ummat o'rtasida xilof bo'lgan. Qadimdan bo'lgan. Hozir masalan bitta gap tarqagan. Salaflar tafviz qilar edi, xalaflar ta'bir qilar edi. Umumiy gap. Umuman ko'pchilikni olib qarasa to'g'ri bir jihatdan. Lekin mutlaq to'g'ri emas. Mutlaq to'g'ri emas. Chunki salaflarni o'zi ta'bir boshlagan. Salafda ham ta'bir bor. Tafviz bor. Maturidi ham ta'bir bor, tafviz bor. Halaqida ham ta'bir bor, tafviz bor. Hammasida ta'bir tafviz bor. Faqat biroz usulda aniqroq. U bunday narsa. Asli masala tafviz. Asli, ha. Asli masala. Masalan, asli tafviz. Aql yetmaydimi, tamom o'ta tafviz. Bunga ahli sunna va jamoa hammasi ittifoq qilib kelgan. Lekin zarurat tug'ilganda ta'bir qilinadi. O'shuning uchun ta'bir salaflar paytida ehtiyoj ta'birga oz bo'lgan, ozgina ta'bir qilishgan. Keyingi davrda imom Maturidiylar davrida sal kengaygan, ta'birda sal kengroq yondashgan. Lekin ular ham asli tafviz. Endi undan keyingilar davrda yana fitnalar ko'paygandan keyin ta'bir doirasi sal kengaydi. Lekin ular nima qilishgan? Masalan aytaylik, o'zlarini o'zlari ta'bir qilisha olmagan. Kelinglar, hozir shuna tushuntirishyapti. Go'yoki imom Ash'ari, imom Maturidiylar bular aql bilan ish qilgan deydi. Sen Ash'ari va Maturidiyni o'qiyamasan hayotini. Bular ham muhaddis ham muqri bo'lgan. İmam Ash'ari qiroatlarni jamlagan odam bo'lgan. İmam Maturidiy qiroatlarni tafsirlarda keltiradi, qiroatlarni xiloflar. Qiroatlarni jamlagan odam bo'lgan. Hadislarni jamlagan odam bo'lgan ular. Bo'lgan aqidaga doir hadislarni hammasini ib ketishgan yetib chiqqan. Keyin xulosa qilgan. Va ular ta'vil qilishda hamma o'tlab ketayotgan paytda ularniki nega mazhab deyildi? Aslida Abdulloh ibn Said Kullabi muhosibiylar kalom haqida birinchi gapirgan kishilar hisoblanadi. Ular Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi bilan zamondosh bo'lgan. Ahmad ibn Hanbal muhosibiyning gaplarini eshitib turib, ajoyib fikrlarga qanday ma'qullagan. Lekin u kishi asarga ko'proq, zohirga ko'proq mahkam turgan uchun lekin buni gaplarni olmanglar deganlar. Lekin o'zini bidatchiga yana balobatga chiqarmagan. Ular kalomni nega o'qiyor? Hozir aytishyaptiki, hozir ba'zi odamlar gapiryapti. Aqli ilmlar kirgandan keyin din buzilgan. Hech unaqa emas. Nima aql din aqlga teskarimiki, aqli ilmlar bilan buzilsa. Aqli ilmlarni to'g'ri hazm qila olmagan, to'g'ri yo'naltira olmagan, to'g'ri tahlil qila olmaganlar dinda adashgan. O'sha jamoa chiqqandan keyin boshlangan. Ha. To'g'ri, masalan, ke aqli ilm deg, aqli ilm degandachi, bu Qur'on hadis o'z aqli ilmga asos-ku. İmam Ash'ari, İmam Maturidi. O'sha vaqtlarda o'zi İmam Ash'ari, İmam Maturidiylar paytida mana odamlar ikki toifa bo'lgan. Ya'ni ikki toifa odamlar asosiy ko'zi ko'ringan hali yangi shudagi deylik. Bir toifa odamlar aqlni hech qanday mezon tarozi, tosh tarozisi yo'q, hech qanaqa uni ahamiyati yo'q. Naql keldi, aql keldi. Naql keldi, bo'l tamom masala. Deb naqlga bilan cheklanamiz, aqlga yo'l yo'q deyishga tushgan. Insonlarning aqli bir xil bo'lmaydi. Alloh hamma insonni aqlini har xil qilgan. Kimidir aqli qanoatlangan narsaga, kim boshqasining aqli qanoatlanmaydi. Din esa qanoat ustiga quriladi. Qanoatlanmasa inson dinga amal qila olmaydi. Aqidasida ayniqsa. Aqida ayniqsa aqida masalasida qanoat bo'lmasa inson aqli qanoat qilmasa o'zini aldab yasha olmaydi. Shu joyda ikkinchi toifa. Endi buna shunaqa aqliy qoidalar bor,
Bana Kur'an'da akılge yol verilgen, akıllı afala takılın diyepti, Allah afala yakılın diyepti. Dip, o şunun arkasından ketken otla. Fakat akıllı. Yani ket, ular indi şariatinden akıllı salamız deyişki ötken. Hadis etsiz, tohtiyeler ki akıllıya doğru gelen mi? Deyişki ötken. Mu'tezileler yokuşa akıllı üstün koyu varıyor. Bana şun diye bir vaziyette, İmam-ı Aşari, İmam-ı Maturidiler, Ruyab'a çıktı. Ular akılge, nakılge öz mekanatını, akılge öz mekanatını verdi. Mu'tezileler akıl musbit, nakıl mübeyin, bayan kılıcı, o isbat kılıcı ise İmam-ı Maturidiler diyen ki aksince nakıl, yani şeriat sabit, hakikaten sabit kılıyordu. Akıl onu bayan kılıp tasdıklayın. Tasdıklayın. Ana şunun diye bir vaziyette İmam-ı Maturidi, İmam-ı Aşariler bunlar içtihat kılıp adamlar otlap akılge rücu koyup şeriatını bazı bir hükümlerde hususan itikad meselesinde hani ki Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarını inkar kılış götürüp yani şunun o şey narsalarga qarab ketayotgan paytda İmam-ı Aşari, İmam-ı Maturidiler bunlar. Avvalo İmam-ı Maturidi. İmam-ı Aşari 50 yil keyin namoyon bo'lgan. Kamida 50 yil keyin. İmam-ı Maturidi yosh jihatdan ham katta, faoliyat jihatdan ham oldin boshlagan. Endi bular nasni, Qur'on sunnatni shundoq ushlagan holatda aqlli dalillar bilan, aqlli dalillar bilan Qur'on hadisdagi matnlarni, ma'nolarini izohlab akıl kanaat kılardıyan hulasalarını yazabilirler. Bunlar Kur'an bilen, nakıl bilen akılını bir özünge akıla alıyor. Ve mütedil, yurşu buluyor.